Evet arkadaşlar, Bozger bebeğin durumu biraz iyi, ayağın üzerine basabiliyor. Bunun tedavisi arkadaşlar, ben veterinerle görüştüm. Beyaz lağı, beyaz lağı iğnesi yapınca ve bağlı kalması gerekiyor. Birkaç gün iyileşene kadar o kaslar, çünkü kasları kullanmamalı, kaslar üzerine basmamalı. Herhangi bir yırtılma olmaması için. Böyle beslenmesine dikkat edilmeli. Yani mesela 3 öğün güzel yemeği, işte böyle mesela bunun içine şimdi pilav var, et suyu vardı, bir de ekmek. Bunu 3 öğün böyle bir de süt verdik mi kısa zamanda toparlar oluşum diye düşünüyoruz. Bunu bizim köpekler pis boğmuş. Çünkü hem kulakta darbe almış, hem kalçada, ayakta darbe almış, hem de sırtta çok fazla ağız ve toprakta böyle, yani yerde bayağı bir hırpalamışlar bunu. Allah'tan boynunda hışt vardı. Hışt olmasaydı belki şimdi ölmüştü bile. Umarım tez zamanda oğlum iyileşir. Ve arkadaşlar, ben bugün bir takipçimiz, bir abi, biz şimdi koyunların kaldığı yeri biz çadır yapacağız, branda yapacağız. Yoncalarda ve branda çok fazla para tutuyor. O dedi ki, ben de, beni aradı, dedi ben bakıyorum siz branda yapacaksınız. Ben de dedi ikinci el bir branda var. Çok da büyük. Gelin götürün ve ben de bugün Ağrı'ya gideceğim. Biraz peynir var, onu da bırakacağım. Ardından o brandayı da alıp geleceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar, bizim köpeklerin yavruları. Ben şunun oğlu ölmüştü ama palazın bir de hırçoya benzeyen, belki Beşo'nun da yavrusu olabilir. Renk benzemiyor olabilir. O yavrular var 3 tane. Onları size göstermek istiyorum. Şimdi oraya gidelim. Uzgar, kendine iyi bak, tamam mı? Tamam güzel oğlum, tamam. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Hadi şimdi burada yat. Tamam mı? Yat, yat, yat. Yorma kendini, hadi. Hadi, yat. Hadi görüşürüz. Yani biri burada, bakalım diğer ikisi nerede? Bakalım şimdi dışarıda çağıracağız. Diğer ikisi nerede? Onları görelim. Bu aynı palaza benziyor, bu yavru. Anneye de benziyor, palaza da benziyor.
Abi'den alacağımız branda bizim için mesela çok tasarruflu olacak. Çünkü kısa sürede kullanacağız. Sıfır branda alsak da en az bir 8.000 lira falan tutuyordu. Ama Abi'den aldığınız zaman bu mesela 8.000 lira. Sadece işte 1.000 lira yakıt harcayacağız. Buraya gelmişken arkadaşlar bir dayımızdan, meşhur dayımızdan bir çay içmeden gitmeyeceğiz. Dayı, duydum sen Starbucks'ın şubesini almışsın. Tamam, burasıdır. Burasıdır he. Hoş geldin. Hoş bulduk dayı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mağrib Hocası'nın gelip burada bir çay içiyorsun. Tabii hem de Starbucks ağrıyorlar çaya. Evet, tamam. Sizin amcanız Ahmet. Tamam, Ahmet amca o zaman çayın var mı? Tabii var. Hadi. Bir çay içelim beraber. Tamam. Bu yollar bir böyle gidiyoruz, bir böyle gidiyoruz. Ama burada hava çok güzel. Iğdır'daki o sis, o hava hasta ediyor insana. Resmen hasta ediyor. Şimdi burada güneş var, biraz böyle rüzgar da korundum mu tamam demiş.
İshak Paşa Sarayı, bu tekerleme gibi ismi var İshak Paşa'nın. Yapımı yaklaşık arkadaşlar 100 yıl sürmüş. 99 yıl. 1685'te başlamış. 1784'te bitmiş. İshak Paşa tarafından tamamlanmış. İşte içi saray. Aslında 116 odası var. İşte harem, divan, iç avlu, dış avlu. Bildiğimiz tam bir saray işte. Bir de içine girip bakalım. Hem dışarıdan bir görüntülerini de alırız. Bugün kapalıymış. Pazartesi günleri kapalı. İçini gezemeyeceğiz. Bari biz de böyle cağların arasından ne kadar görebilmişsek. İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettik, gördük. Hani Baba var, onu da ziyaret ettik. Şimdi gidelim işimize, gücümüze. Komutanım, yardım edeceğimiz bir şey var mı? Tamam. Bekle. Tamam. Bugün ne kadar fazla oldu ya. Bugün ne kadar çok fazla oldu. Yavaş gitsem daha iyi olur ya.
hızla gelmişler tabii. Evet, Ağrı'dan brandayı aldık. Şimdi Eleşkirt'e gidiyoruz. Orada peynir var. Peynir bırakacağız. Buradan Mehmet abiye de teşekkür ediyoruz. Bize o brandayı ayarladığı için sağ olsun diyoruz. Burada hava süper. Eleşkirt'e geldik. Eleşkirt'in ağası. Kameram burada. Ağam ne yapıyorsun? İyisin. Ağa nasılsın? İyisin. Adam tuhaf işte. Yok çekiyorum. Niye çekmeyeyim? Ağa izlerken iyi. Ağa nasılsın? İyisin. Abi kötüyüm. Niye kötüsün? Hastayım ya. Hastasın. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Şimdi peynirleri bıraktık. Yemeği yedik. Şimdi ben sen hemşiresin. Hemşirsin daha doğrusu. Aynen. Hemşire değil hemşire. Şimdi bizi götüreceksin, bize bir karışım iğne yapacaksın. İnşallah iyileşeceğiz. İnşallah abi. Sen evet. Durumun iyi görünüyor ama ya. Ya ne iyisi, şey valla ben ölüyorum. Valla yok, kötülere bir şey olmuyor abi. Valla sizin, Kamuran, sizin memlekette hava çok güzel bak. Valla bu sene böyle, şimdi senin gözün diyecek, birazdan kar yağacak. He vallahi. Yo, hava çok güzel, hadi. Valla bu mevsime gel çok iyi de işte, belli olmaz mı ya? Devlet Hastanesi'nin sahibi Kamuran Arslan. Hadi gidelim. Devlet hepimizin, doğru biz sahibiyiz. Evet, tabii ki sahibiyiz devletin. Devlet hepimizin. Devlet hepimizin. Hadi gidelim. Evet, Bulgar'ın durumu daha iyi. Bulgar, tamam dur. Dur. Evet, dünden beri arkadaşlar iğnesini yaptım. İçeride birkaç gün daha bağlı kalsın. Şöyle renginden de tipinden de belli oluyor. Bayağı bir toparlamış kendi. Ama 2-3 gün daha bağlı kalması, yemeğini bağlı kalması onun için daha iyi olacak. Evet. Bulgar, tamam oğlum, tamam, tamam. Evet. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım o zaman Bulgar tamamen iyileşmiş olur ve koyuna da gitmiş oluruz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Senin canını yiyeyim canım. Hadi. Milu gel çık sarı Bulgar rahat bırak. Milu gel. Milu gel. Milu gel. Milu Milu Milu. Milu gel. Bulgar dur orada. Dur. Milu çık sarı. Evet Milu'm da böyle. Evet ben de şimdi doktora gideceğim arkadaşlar. İyileşemiyorum bir türlü. Umarım artık bir sonraki videoda ben ve Bulgar iyileşmiş oluruz.